yeni takımız. Aslında iyi de mücadele ettik bu maçta. Bazı hatalar oldu, hakemin de hataları oldu, bizim de hatalarımız oldu. Maçı son anda verdik. Normalde alacağımız bir maçtı. Biz inanmıştık, son maçı alalım, öyle dönelim demiştik. Arkadaşlarla öyle konuşmuştuk. Olmadı. Artık önümüzdeki yıl, önümüzdeki turnuvaya bakacağız. İyi bir takım olacağız. İyi bir takımız, ben buna inanıyorum. Arkadaşlar da çok iyi. Ben çok keyif aldım kendi adıma. Arkadaşlarım da keyif almıştır inşallah. Hayırlısı diyelim. İsmet böyleymiş. Bir kere her hafta bir mücadelesini üstüne koyan bir Merve Kargo serisi. Sanki yani turnuvanın en önemli sebebi şanssızlık diyebiliriz. Yani şanssızlık da vardı, bireysel hatalar da vardı. Ama dediğim gibi ben zevk aldım. Yani arkadaşlarım da zevk almıştır. Hatalarımız oldu tabii ki, onlardan ders çıkaracağız. Önümüzdeki turnuvada eminim çok iyi takım olacağımıza ben eminim. Tebrik edelim. Diğer maçlarımızda da olduğu gibi biraz kendi takım içimizde kurgularımız biraz sıkıntılı. Yani bunun sebebi de yeni bir takımız. MNG olarak 4 farklı takım olarak katılıyoruz. Çok 60 kişi falan yazdırdık yani bu turnuvaya. Herkes futbol oynasın, herkes spor yapsın istiyoruz. Ama tabii sonuç olarak kazanmak amaçından ziyade spor yapmak istediğimiz için biraz beceremedik açıkçası. Takım oyununu da sergileyemedik çünkü bizim kendi aramızda da çalışmalarımız iş yükünden dolayı biraz eksik kaldı. Turnuvaya son bir hafta kala takımı net çıkarabilmiştik, genel müdürlük adına söylüyorum. Elimizden geleni yaptık. Burada oynayan bütün arkadaşlarımız ne sergileyebiliyorsa elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştı. Şanssızlığımız çok oldu yani, atabileceğimiz pozisyonları kaçırdık, atamayacaklarımızı şey yaptık, çok yorulduk, elimizden ayağımızdan topu dolaştırıp kaçırdık. Ama şunu net söylemek istiyorum, burada bir hakem sıkıntısı var. Geçen hafta bu maçta da oldu, hakem pozisyonları görmüyor. Ya kuleye bir tane daha gözlemci hakem koyulacak ya da ilk hafta yaptıkları gibi Kemal Bey'in atılması noktasındaki gibi oyuna müdahale edecekler. Ya da ne bileyim işte, yani bu futbolu oynayabileceğimiz, daha kolay oynayabileceğimiz bir şeye getirmeleri gerekiyor. Geçen hafta taç rakip değiştiriyordu, bu hafta yeniden kullanıldı. Böyle bir saçmalık yok, her hafta kural uyduruluyor gibi bir şey oldu bizim açımızdan. Daha maçın başında, bunu özellikle söylemek istiyorum, daha ben adımımı atmadan Yunus Sakin diye hakem bana geliyor. Ben onu anlamadım, zaten en sakin oynamaya çalışan benim takımda. Hakem bu sefer bizim diğer oyuncuları gerdi falan. Yani ben hakemi rezalet buluyorum. Yani onu söyleyeyim. Hakem pert. Oynayan oyun, biz takım olarak hatalarımız oldu falan, o konuda hiçbir şey yok. Hatalarımız konusunda herkese özür dileriz. Zaten düşürdüğümüz adamı da kaldırmaya çalıştık. Yeri geldi faul yaptık. Sözümüzü yuttuk, gitmedik ama burada bir hakem sıkıntısı vardı. Geçen maçlarda da ufak tefek hatalar oldu ama onlar bu kadar net değildi. Daha ilk oyun başlamadan oyunu germesi bitirdi. Zaten kendi içimizde de başaramayınca insanın doğası gereği agresifleşme oluyor. Yani biz katılan ve bizimle maç yapan herkese teşekkürlerimizi sunarız. Mümkün olursa seneye de katılmak istiyoruz. Herkese başarılar dileriz. Size de teşekkür ediyoruz.